Sivrihisar doğumluyum. Uzun süre ticaretle uğraştıktan sonra sanayicilik 2009 senesinde iştigal ettik. Sanayicilik zor bir iş. Çünkü sürekli istikrarlı olarak çalışmak gerekiyor. Ticarette öyle değil. Ticarette tabii ki işimize geleni alıyorduk, satıyorduk. Ama sanayide istikrarlı ve sürekli olmak gerekiyor. Bunun için de bisiklete biner gibi pedalı çevirmediğimiz zaman düşme tehlikemiz çok oluyor. Uğraştığımız sektör gıda sektörü. Kek içerisindeki meyve parçacıklarını veyahut da çikolata içerisindeki meyve parçacıklarını üretiyoruz. Zevkli bir iş. Ama zevkli olduğu kadar da Türkiye'deki zirai ilaç kalıntısı dolayısıyla ürünlerde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Genelde hepimiz yaşıyoruz bu sıkıntıları. İhracatta çok büyük bir problem oluyor bunlar. Çiftçimizin eğitilmesi lazım. Zaman zaman tabii bunları biz gündeme getiriyoruz ama ne kadar şey yapılabilecek, başarılı olabilecek onu da bildiğimiz yok. Onun devletin bir politikası olması gerekiyor. Bu politikada hiçbir zaman için üretim ve planlama şeklinde olmadı. Bilhassa tarım için. Bakıyorsunuz bir sene hiç para etmeyen ürün, ertesi sene çok yüksek fiyatlarla aranan bir ürün oluyor. Bu hububatta da aynısı, meyve sebze grubunda da aynısı. Bunun için güzel bir planlama, tarım üzerine iyi bir planlama yapılması gerekiyor. Bu ne zaman yapılır? O da tartışılır yani. Çünkü bizde gübre ve sulama ücretleri ve girdilerimiz çok yüksek. Girdiler yüksek olduğundan çiftçi de memnun değil. Yeni yetişen nesli geri üretime, tarım üretimine yönlendirmek çok büyük bir problem çünkü hiç kimse emeğinin karşılığını alamadı yıllardır. Şimdi yeni tarımda ve hayvancılıkta herkesin emeği yerine gelmek üzere. Fakat bu sefer de iş gücümüz şehirlere kaydı, geri köye adapte etmek çok zor. Bilmiyoruz artık devlet politikaları ne şekilde olur. Çünkü köylerdeki okullar kapanması kırsalda insanların durmamasına yönleniyor. Gençler hiçbir zaman için köyü tercih etmiyor, şehirde, büyük şehirde. Daha doğrusu evlense bile kız vermiyor şimdi. Köyde olduğu için. Bir sürü sorunları peş peşe getirdi. Ama inşallah bundan sonraki dönemde düzelir. Umudumuz var yani. Birdenbire gıda fiyatlarının tavan yapması da zaten bundan kaynaklanıyor. Az üretim girdilerimiz yüksek. Peki Necan Bey, sizin bu sanayicilik serüveniniz, bu iş hayatınız nasıl başladı? Şimdi sanayicilik, biz organize sanayiden bir 7 dönüm civarında bir yer almıştık. Organize iş durmadan sıkıştırıyor işte bir an evvel inşaata başlamamız falan. Başladık, yaptık falan. Güzel de yaptık binayı. Kiraya vermek amaçlı yapmıştım ben. Ama daha sonra böyle bir teklif geldikten sonra meyve şekerlemesi konusuna girmeye karar verdik. Öyle başladı yani. Çok da tabii ki büyük zorluklar çektik. Çünkü Eskişehir bölgesi meyveyle alakası olmayan bir bölge. Kırsal, kuru tarımla iştigal ediyor. Kuru tarımdan meyveciliğe yatırım yapmak da pek akıl kârı değil gibiydi ama burada eti gibi, cici gibi firmaların olması da bir avantajımızdı bizim. Ama şu anda tabii ki Türkiye'nin bütün pastacılar grubu, bisküviciler, kekçiler ile alışverişimiz devam ediyor. Ama tabii pandemi dolayısıyla şeyler çok düştü. Satışlar, fiyatlar çünkü çok yükseldi gitti. İhracatta dediğimiz gibi bu zirai ilaç kalıntılarından dolayı bazı sorunlar yaşanıyor. Son 2 yıldır ihracatımız yok denecek kadar az. Ondan önce vardı. Bayağı da fena değildi. Ama bu küresel ekonomik kriz artı iklim değişikliği bu şeyleri durağına soktu. Biraz da gıdanın. Metalde falan hızlıdır, bilmiyorum.
Ama öyle diyor arkadaşlar. Ama genelde bir ağırlık var yani piyasada. Peki Recai Bey, tabii sanayici olmak kolay bir iş değil. Siz iş hayatınız boyunca sanayicilik yaparken bugüne kadar ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Ya şimdi Eskişehir'de çok fazla bir zorluk yok. Daha önceki mesela bizim işletmelerimizde, ilçede elektrik sorunumuz çok büyüktü. Şeyde, elektrik kesintilerinden çok muzdariptik. Ama burada Eskişehir organizede aşağı yukarı geldiğimizden beri 13-14 senedir planlı olarak iki sefer elektriğimiz kesildi. Başka hiçbir sorun yaşanmadı. Yani lojistikte çok başarılıdır. İç Anadolu'nun tam orta noktasında olduğu için lojistik her tarafa hesaplı şekilde akliye temin edilebiliyor. Organizasyonumuz mesela su konusu hiç kesinti olmadan ve de çok ucuz bir rakam verilmesi bizim artı bir avantajımız. Çünkü gıda tesisi olduğumuz için temizlik ve hijyen birinci faktör. Bizim son dönemlerde muzdarip olduğumuz şey elektrik ve doğalgaz fiyatlarının çok yüksek olması. Çünkü bizde meyveleri belli bir aşamaya gittikten sonra kurutma işlemi yapılıyor tünel fırınlarda. Bunlar doğalgazla çalışıyor. Doğalgaz fiyatlarının aşırı şekilde zamlanması, soğuk hava depolarımız var, ürünler orada muhafaza ediliyor 12 ay. Elektrik fiyatlarının aşırı şekilde yükselmesi bayağı bizi işletmemizi zorluyor. Enerji zamları, pandemi derken böyle bir küçülmeye gittiniz mi peki? Gittik tabii. Çünkü bizim aşağı yukarı biraz da makinalaşmaya önem verdik. Şimdi bizim toplam idari kısımla birlikte 20 kişi personelimiz var. Daha önce de 30-32 kişi civarındaydık idari kısımla birlikte. Bu aşağı yukarı hemen %50 civarında bir küçülme var. Fakat makinalaşmadan dolayı da %30 gibi düşünmek gerekiyor. İlave makinalarla iş gücünü azaltmış olduk yani orada. Peki, şimdi siz aslında tecrübeli bir sanayicisiniz. İlk böyle sanayici olduğunuz süreci düşündüğümüzde, ilk günlerden bugünlere baktığınızda sanayici olmak eskiden mi daha zordu, yoksa şu an mı daha zor? Yani sanayici olmak da Türkiye'de zor mu, kolay mı? Şimdi sanayici olmak Türkiye'de zor. Çünkü eleman sıkıntısı da had safhada. Çünkü alttan yetişen bir eleman, yani ara eleman dediğimiz elemanda problem var. Çünkü gel geç ya da bir şey öğreneyim öğrenmeyeyim şeklinde bir şeyleri var, düşünceleri var gençlerin. Burada ben bir şeyler öğreneyim, yükseleyim, belli bir seviyeye geleyim diye bir niyetleri yok. Ha, hepimiz de mesela bu EYT dolayısıyla elemanlarımız gidecek diye korkuyoruz açıkça. Niye? Bunlar tecrübeli. Neyle yetişiyor? 8 sene, 10 sene işletmeye alıştırmak için hepimiz elimizden geldiği kadar destek olmuşuz bunlara ve belli bir seviyeye getirmişiz. Şimdi bizim işletmelerimiz hiç başına varmadan yürüyorsa verilen bir şey var, yıllardır tecrübe var, destek olduk, belli bir seviyeye getirdik bu insanları. Ama bilmiyorum artık yeni nesil güzel kuşağı pek çalışmak istemiyor. Şöyle tabir edenler var gelenlerden. Burası açık bir cezaevi. Ben sabahtan geleceğim işte saat 8'de burada işbaşı yapacağım. Akşam üzeri saat 6'da çıktıktan sonra 7-8'de ancak evimde oluyorum. Ben niye çalışacağım? Derve bu tarafta işte güvenlikte şey yaparım veyahut da bir pastanede, kafede günümü geçiririm şeklinde düşünceleri var ama bilmiyorum. Burada tabii ki meslek sahibi olacağım. Burada bir sürü bizim makinelerimiz var, araçlarımız var. Bunlara eğitimleri veriliyor. Bir forklift operatörü aranan bir şey oldu, personel oldu. Onların bunlar eğitimini veriyoruz, ehliyetini alıyoruz. Bunları eğitmek hepimizin, yani sanayici olarak hepimiz bunlara özen gösteriyoruz. Peki siz gençlere baktığınızda, gençler sanayici olmak istiyor mu sizce? Yani yatırım yapmak istiyor mu, yapabiliyor mu? Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani şu anda benim çocuklarım sanayici olmaktan mutlu değil, açıkça söyleyeyim. Çünkü sanayicilik istikrarlı ve sürekli olarak takip ve kontrol isteyen bir iş. Ama
diğer tarafta bir maaşlı falan olduğu zaman cumartesi pazarı belli, yıllık tatili belli, bilmem nesi belli falan. Burada öyle bir şey yok. Burada, çünkü sen işverensin kardeşim, şey, yapacak çok şey yok yani. İşçi tamam, saat dolunca gider. Ama işverenin saati maati yok yani, çalışmak zorunda. Siz şu an işlerinizi yavaş yavaş çocuklarınıza devrettiniz mi? Ya da beraber mi çalışıyorsunuz? Nasıl bir sistem? Devrettim sayılır. Çünkü ben de buraya saat 9.30 gibi geliyorum, 4 gibi, 3.30, 4 gibi çıkıyorum. Onlar sormak istediklerini destek oluyor işte. Finansı birisine, satış pazarlamayı bir diğerine. Üretimimiz zaten, üretim sorumluluğumuz var, gıda mühendisi. Kaliteye bakan bir gıda mühendisi, ikinci elemanımız var. Aşağıda mali müşavir olarak muhasebe sistemini takip eden personelimiz var. Yani çok da bir zorluk yok da dediğimiz gibi iş bulabilmek. Ama yavaş yavaş iki çocuğunuza işleri galiba devrettiğinizi anladığım kadarıyla. Peki, tabii tabii. Yani gençlere devretmek zor oldu mu ya da böyle çocuklarınızla çalışmak belli, nasıl bir duygu? Belli bir seviyeye getirdik sayılır aşağı yukarı. Yanımızda, uzun sürede yanımızda. Onlar, ben bir şey söylerken anlıyorlar ama takıldıkları noktalarda ben devreye giriyorum. Çünkü biz de muhasebe yönünden falan daha önceki tecrübelerimizden bir şey yapıyoruz. Şimdi ikide bir torba yasa çıkıyor, bilmem ne yapıyor, bu vergisel sistemlerde falan eski disiplin kalmadı. Bizim zamanımızda çok disiplin vardı. Böyle hepimiz çok daha tedbirliydik. Peki Recai Bey, siz tecrübeli bir sanayici olarak genç sanayicilere neler önerirsiniz? Onlara tavsiyeleriniz, önerileriniz neden olur? Valla iş gücünü azaltarak otomasyon sisteme geçilmesini tavsiye ederim. Çünkü insanlarla uğraşması gerçekten zor. Mutlu edemiyorsun yani. Enflasyon tekrar problemli bir duruma geldi. Enflasyon yüksek olan ülkelerde mutluluk olmaz. Çünkü hiç kimse aldığından memnun değil. Ne kadar zam verirsen ver, öbür taraftan bir yandan hemen çekip gidiyor bir şekilde. Peki şimdi siz tabii artık hani sabah 9.30 gibi geliyorum, 3.30, 4'e doğru çıkıyorum dediniz. Evet. Bu buradaki hayatınız dışında neler yapıyorsunuz? Yani sosyal hayatınızda nasıl vakit geçiriyorsunuz? Şimdi şeyde bizim bahçelerimiz var Sivrisar bölgesinde. Buraya entegre olması için ayva bahçesi şey yapmıştık. 4-5 senedir bayağı iyi ve başarılıydı. Ama bu iklim değişikliği ve küresel ısınma dolayısıyla bizim kuyu debileri düştü aşağı. Su olmayınca da tarım yapılamıyor. Şimdi yeni yeni oralara tekrar kuyuları daha derinlere dan su bulma duruma geçmek şey yaptık. Sonra damlama sulamaya zaten önem veriyorduk biz. Etrafta yalnız hayratça bir su tüketimi var. Mısır, aşırı bir mısır ekilişi var. Bu mısır yeraltı sularını muazzam şekilde etkiledi. Pancar yine masum buna bakarak, çünkü geniş yapraklı olduğu için havayı temizliyor, havaya oksijen pompalıyor ve yağışta çekiyor aynı zamanda. Ama mısır hem karbon olayını yükseltiyor havadaki, hem de nem oranını yükseltiyor. O büyük bir sıkıntı yaptı yani 5-6 senedir. Yeraltı sularının düşmesinin sebebini ben ona veriyorum yani. Konya'da falan da görüyoruz. Bizim Sivrisar, Sivırcık, Buzucu tarafında da bu konular, büyük obruklar falandan bahsediliyor. Görüyoruz zaten gibi kendimizi. Böyle bir problem var yani. Peki tabii siz uzun zamandır çalışıyorsunuz. Daha stresli, yoğun bir hayatınız olmuş ama böyle yapmak isteyip yapamadığınız bir şey var mı? Ya da bundan sonra bunu yapacağım, en büyük hayalim dediğiniz bir şey var mı? Ya en büyük hayalim, çünkü bizler sürekli çalışmaya alışkın olduğumuz için böyle uzun süreli tatil falan da bizim için şey değil, uygun değil. Çünkü bir hafta 10 gün olduğu zaman sıkıntı basar bize. Bir işimiz, meşgalemiz olması lazım. Daha çok alsattan geldiğimiz için, alsat benim için çok daha önemli yani. Üretmekten daha önemli. Bizim çocuklar da tabii ki ona yatkın. Yani çok da yapacak bir şey yok.
Çünkü enflasyon dönemlerde hiç kimse ne sanayici ne tüccar mutlu olamaz yani. Niye olamaz? Çünkü şu telefonu iki tane yapamazsın enflasyon dönemlerde. Bir tane mevcudu korumak için koşar koşturursun. Daha önce yaşadık biz onları. Ama siz tekrardan dünyaya geldiyseniz, tekrar sanayici olmayı düşünür müsünüz? Tekrar sanayici olmak ister misiniz? Yok, ben sanayici olmak istemem. Yani benim daha önceki al-sat ticaretim daha iyiydi. Buradaki problemler çok daha fazla. Yani prosedürler azalacak falan deniyordu. Altına kalkacak gibi değil.